Seçimlerden bu yana ne kadar süre geçti? Bir aydan fazla. Bütün seçimler sonuçlandı. İstanbul seçimleri sonuçlanmıyor. Niçin? Niçin? İtirazlar yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu itirazlara süratle oturdu, kararını verdi ve bitirdi. İstanbul'a gelince bir türlü karar çıkmıyor. Niye karar çıkmıyor? Hangi gerekçeyle karar çıkmıyor? Ve Yüksek Seçim Kurulu'na seslenmek isterim. Ya arkadaşlar, siz dediniz ki bütün geçersiz oyları sayacağız. Eyvallah. 39 ilçede bilmem kaç bin sandıkta bütün geçersiz oylar sayıldı. Sonuç değişti mi? Değişmedi. Yetmedi. Altı ilçede bütün oylar sayıldı. Günlerce. Sayıldı. Sonuç değişti mi? Sonuç değişmedi. Onu da geçtik. Yine itiraz geldi. Efendim, 39 ilçedeki bütün oylar sayılsın. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki 22 ilçeden örnek alacağım sondajlama yöntemiyle. Kaç? 57 sandığı yeniden sayacağım. Peki. 57 sandık yeniden sayıldı. Sonuç yine değişmedi. Şimdi değerli arkadaşlar, ne yapmak istiyor Yüksek Seçim Kurulu? Efendim, kısıtlar var, oy kullanmış. Mahkumlar var, oy kullanmış. İyi de bu adamlar, yani bu itirazı yapanlar, niye daha önce itiraz etmediler? Niye seçmen listelerine şunlar şunlar yanlıştır demediler? Neden tutanaklar oylar sayılırken tutanaklara şer koymadılar? Devletin gücünü arkasına almış, sahte delil üretiyorlar. Devletin gücünü arkasına almış, seçimi iptal ettirmek için her türlü kumpasa tezgah hazırlıyorlar. Ve Yüksek Seçim Kurulu'da her gelen şikayeti dinleyeceğim. İyi de bu şikayetlerin sonu bitmezse ne olacak? Şu gün sonuçlanacak, bugün sonuçlanacak, yarın sonuçlanacak. İstanbul seçimleri bir İstanbul seçimi olmaktan çıkmıştır. İstanbul seçimleri bir demokrasi tercihi noktasına gelmiştir. Ya demokrasiden yana ya demokrasi dışı bir uygulama olacak. Adı üstünde Yüksek Seçim Kurulu. Bakın şimdi. Yapılan şikayetler. Onların yetkilileri söylüyor. CHP yapmadı ama, yani bütün bu kumpasları, hile işlerini. CHP yapmadı ama bilmediğimiz birilerinin henüz tam olarak bilmediğimiz bir şeyler yaptığını biliyoruz diyor. Allah aşkına yani. Ve Yüksek Seçim Kurulu bunları ciddiye alıyor. Ya siz hakimsiniz ya. Saçmalıklar ciddiye alınır mı? CHP yapmamış. Kim? Bilmediğimiz birileri yapmış. Ya sandık görevlerini kim tayin ediyor? CHP mi? Kim tayin ediyor? Devam ediyor. Bu işte bir gariplik olduğunu hissediyorum diyor. Onun için itiraz ediyoruz. Ya somut delil olmadan, elde veri olmadan bu işte bir gariplik var. O nedenle itiraz ediyoruz. CHP yapmadı ama birileri yapmış olabilir. Bilmiyoruz ama buna da bir bakalım. Yine devam ediyorlar. İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu, sandık başında oldu diyor. Bu doğru. İstanbul'da bir şeyler oldu ve sandıkta oldu. İstanbul'da bir şeyler oldu, Ekrem İmamoğlu kazandı ve sandıkta oldu diyor. Bu kadar. Bakın şimdi, saygıdeğer bir köşe yazarı geçen gün neler yazıyor. Saygıdeğer bir köşe yazarı şöyle yazıyor. Bazı YSK üyelerinin o kanallar üzerinden, yani AK Parti kanalları üzerinden başvuruyu yenileyin yoksa usulden reddedilecek mesajının gittiğini, bunun üzerine AK Parti'nin 20 Nisan'da KHK'lıların durumunu bahane edip başvuruyu yenileyerek 16 Nisan başvurusunu geçersiz hale getirdiğini birçok kaynaktan doğrulattım diyor. Bu duyum
ki doğrulatan bir duyum. Bir gazeteci doğrulattım derken mutlaka kimlerle içeriden ve dışarıdan görüşmüştür ve bu haberi yazmıştır. Bugüne kadar bu hiç yalanlanmadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun içinde AK Parti ile işbirliği yapıp İstanbul seçimlerini iptal ettirmek için ortaklaşa bir kumpas mı hazırlanıyor? Biz buna inanmak istemiyoruz. Hakimin vicdanıyla ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde karar vermesini bekliyoruz. Bir devlette hukuk ne demektir? Hukuk olmasa o devlet ne olur? Hukuk, kişinin haklarının korunduğu, liyakatin sağlandığı, saygın bir devletin ortaya çıktığı, demokrasinin olmazsa olmaz kurallarından birisidir. Hukuk budur. Hukuku çekip çıkarırsanız devlet organize suç örgütüne dönüşmüş olur. Gücü olan her şeyi yapmış olur. Bir devleti organize suç örgütü haline sokmamak yargıçların elindedir, hakimlerin elindedir. Adaletle davranmak, vicdanıyla karar vermek, hukukun üstünlüğüne dayanarak karar vermek hakimin temel görevidir. Hiçbir yargıcın yasaları bir tarafa bıraktım. Daha önce verdiğim kararları da bir tarafa bırakıyorum. Birileri talimat verdi. Biz zaten oturduk, anlaştık. Şimdi İstanbul seçimlerini iptal ediyorum deme hakkı ve hukuku yoktur. O nedenle Yüksek Seçim Kurulu üyelerine çağrıda bulunuyorum. Bir, Yüksek Seçim Kurulu yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında verdiği kararlara uymak zorundadır. Yani hem kanunlara uyacak hem de benzer olaylar dolayısıyla nasıl karar vermişse aynı kararlara uyacak. Birilerinin talebine göre daha önce verdiği kararları ters yüz etmeye veya yasaları ben tanımam demeye hakkı yoktur. Yüksek Seçim Kurulu seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı delilleri elinin tersiyle itmek zorundadır. Ben hakimim diyecek. Benim bu devlete hizmetim var diyecek. Yılların birikimi var benim arkamda diyecek. Ben yarın çocuklarımın yüzüne nasıl bakacağım diyecek. Yasalara uymazsam, vicdanımı ve aklımı birilerine kiraya verirsem bana kim hakim diyecek. Üçüncü madde. Yüksek Seçim Kurulu iktidar sahiplerinin yani güç odaklarını YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. Eğer Yüksek Seçim Kurulu egemenlerin yaptığı baskıya boyun eğerse orası Yüksek Seçim Kurulu olmaktan çıkar. Birilerinin talebini, güçlerin talebini yerine getiren bir organa dönüşmüş olur. Dört, Yüksek Seçim Kurulu demokrasi değil seçimsiz bir Türkiye istiyoruz talebini reddetmek zorundadır. Şu anlama geliyor. Seçime girdik. Seçimi kaybettik. Ama kazanıncaya kadar seçim yapacağız. Yani demokrasicilik oynayacağız. Bu anlayışı reddetmek zorundadır. Elinin tersiyle itmek zorundadır. Beş, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadır. Güçlülerin, kanunsuz güçlülerin yanında durmak zorunda değil. Hakkının adalet isteyen ve hukukun üstünlüğünü talep eden kişilerin ya da kurumların yanında durmak zorundadır. Aksi halde adalet dağıtamaz. Altı, iktidar sahiplerinin demokrasiye karşı kurulan kumpası Yüksek Seçim Kurulu'nun reddetmesi gerekir. Biz bunu bekliyoruz. Yoksa birileri talep edecek, içeriden birileri AK Parti ile görüşecek. Taleplerinizi şöyle yapın, şikayetlerinizi şöyle yapın, şunu yaparsanız biz buna evet deriz diye. Karşılıklı bir kumpas demokrasiye yapılmış kumpastır.
Kimse şundan endişe duymasın. İstanbul seçimleri bütün dünyada şu anda konuşuluyor. Ülkede demokrasi var mı yok mu? Hukuk var mı yok mu? Hukukun üstünlüğü var mı yok mu? Daha da önemlisi, Türkiye'de gerçek anlamda hakimler var mı? Hakimler yok mu? Bunu göreceğiz. Bütün dünya bunu izliyor. Böyle bir konuşmayı bu süreçte yaptığım için de son derece üzgünüm. Son derece üzgünüm. Seçim yapılmış. Vatandaş gitmiş oyunu kullanmış. Vatandaşın oyuna niye saygı göstermez? İtirazı zamanda yap. Her gelen itirazı değerlendirmek zorunda mıdır? Say diyorlar, sayılıyor. Tekrar say, tekrar sayılıyor. Bir daha say, bir daha sayılıyor. Yetmez mi ya? Yetmez mi? Aşağıdan sayıyorsun, Ekrem İmamoğlu. Yukarıdan sayıyorsun, Ekrem İmamoğlu. Sağdan sayıyorsun, Ekrem İmamoğlu. Soldan sayıyorsun, Ekrem İmamoğlu. Karar, karar yok. Niye bakıyoruz? Neye bakıyorsun kardeşim? Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Adalet talep ediyoruz. Adalet istiyoruz. Bu ülkede adalet dağıtan hakimlerin olduğuna inanmak istiyoruz.